Sevgili Ceyhun, Beşiktaş, Serdar da geldi. O da yerine otururken yavaş yavaş. Sivas'tan görüntüler de bu arada geliyor. Biz devre arasında Real Hoca ile konuşurken mental anlamda biraz sıkıntılı gördüğünü söyledi Real Kapsal. Dedi ki biraz bu gerginlik, bu stres etkilemiş Beşiktaş'ın oyununu. Üretkenlik anlamında da sıkıntı var. Yani oyun içi gerçekler anlamında da sıkıntılar var ama mental anlamda bir sıkıntı var diye konuşmuştuk. Beşiktaş'ın ilk şutu 40. dakikada. İlk yarıda isabetli şutu yoktu. Bir yandan arkadaşlarım maçla ilgili rakamları da verirler birazdan. Bu kadar kritik bir dönemeçte üretkenlikten uzak ve biraz da tedirgin bir futbol görüntüsü vardı. Kaybedilen de puanlar var. Ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın o çok beğendiğimiz, övdüğümüz Sergen Hoca'yı, Beşiktaş'ı futbolunda bir geriye gidiş mi var? Yoksa hani şu aşamada artık bunlar olacak. Yani her takımın da sürekli yükselmesi, sürekli iyi olması mümkün değil mi diyorsun? Nasıl açıklarsın? Şöyle söyleyeyim Ender abi. Buna artık stres mi diyoruz ya da son haftaların vermiş olduğu psikolojik baskı mı? Bunu söylemek çok zor. Ya da fiziksel yorgunluk mu? Çünkü önceki haftaları da düşünürsek, özellikle Sergen Hoca'nın geçen hafta, ondan önceki hafta yaptığı maç sonu yorumlarında takımın bir yorgunluğundan, yorgun olduğundan, üst üste maç oynamanın vermiş olduğu yorgunluktan, işte sakatlıklar, hastalıklar, biraz fiziksel olarak söylemişti Sergen Hoca bunu ama ben notlarıma bakıyorum. Daha önceki Beşiktaş maçlarını düşündüğüm zaman, burada çok övdük sezon başından beri. Beşiktaş'ın oynadığı futbolu çok övdük. Ya bugün neredeyse aldığım notlar içerisinde Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Hani daha önceki maçlara baktığım zaman en az net 5-6 tane, 7 tane net pozisyon not alırdım. Bugün bakıyorum yani not da yok. Almış olduğum bir not da yok. Dürcan abiyle beraber seyredik. Çok temposuz. Pozisyonu olmayan. Hani organize olmaktan uzak. Çok çok uzak hem de organize olmaktan. Şöyle söyleyeyim. İlk yarı var değil mi canım? Tabii ilk yarının bütün takıma baktığımız zaman en göze batan oyuncusu sakatlanıp oyundan çıkan Abubakar. O da gayretli olmaya çalıştı. Ama o gayreti fiziksel olarak yetersiz sakatlanıp oyundan çıktı. Yani bu duruma aslında Kasımpaşa maçından itibaren başladı Beşiktaş gelmeye. Kasımpaşa maçında bir düşüş başladı. Bir arada deplasman Erzurum galibiyeti var. Orada da çok iyi oyun olmamasına rağmen. Bir geçen maç yine Ankara Gücü maçı bir beraberlik. Hani gördüğümüz Beşiktaş oyununu 3-4 maçtır göremiyoruz. Yani bu da artık yani fiziksel mi, stres mi, psikolojik baskı mı ki hani oyunculara tek tek baktığımız zaman bu psikolojik baskıyı, o şampiyonluk yarışındaki baskıyı kaldırabilecek türde oyuncular, karakterde oyuncular. Başka bir şey var gibi gözüküyor ama ne olduğunu bir türlü anlam veremiyoruz. Çünkü pozisyon yok. Hani oyunun şeylerine bakıyoruz, sayılarına. Bazen çok önemli olmuyor ama şimdi Beşiktaş için önemli oyunun sayıları. Şimdi, neden? Rakip ceza sahasında topla buluşma 90+9 dakikada 11 Beşiktaş'ın. Mesela ekrana şu anda sen konuşurken geliyor. Son 6 maçta 9 puan kaybetti Beşiktaş. Ondan önceki 17 maçta 7 puan kaybetmişti. Yavaş yavaş sana döneyim Serdar. Yani bunu oyun içi ritmini sürekli kılamazsınız, düşüş olur diye mi açıklamak lazım? Yoksa bu baskı kendisini hissettirmeye başladı. İş biraz da kafada mı? Nasıl açıklayacağız? Bence asıl maçtan önceki bu Abubakar hikayesi çok önemli. Bugün öğlene kadar ilk 11'de oynayıp oynamayacağı daha belli değildi. Yani burada bugün Sergen Hoca kendisiyle bir görüşme yaptı. İşte riske girmek istemiyorum. İşte hani yeniden sakatlık nüksedebilir. Öyle daha demiş galiba. Ben hazır değilim. Hazır değilim demiş. Yani bir devrelik oynayabilirim biraz gibi. Şimdi tabii bu bir devrelik tercihi
hoca ilk 45 dakikada yaptı ya da ikincisini de yapacaktı ya da hamle oyuncusu olarak değerlendirecekti. Abubakar'la başlamak istedi ama bence hani şeyle başlasaydı, Abubakar'sız başlayıp da Abubakar'ı son yarım saat alsa daha mı iyi olur? Tabii bunu bilemezsiniz. Bir plan yaparsınız. Planlarınız tutmayabilir. Yani orada en büyük sıkıntıyı ilk yarının zaten boş geçmesinin en önemli nedenlerinden biri ileride etkili bir forvet olmayışı. Yani çok kendini yormadı. Çok koşmadı. Zaten bir 2-3 dakika kala beni değiştirin dedi. Biraz da çok kızdı, da istekli değildi. Diye. Evet, biraz da kızdı ama yani o oyuncu değişiklik hakkını o anda bir dakika daha dayan. Yürü saha içerisinde. Zaten son pozisyonda girmedi bile ceza sahasına. Biraz onun sıkıntısını yaşadığı gibi. İkinci yarıda tabii bu arada Beşiktaş'ın yenilmemesi de bir mucize. Yani Beşiktaş yenilmediği için sevinmeli. Onu çok net ekleyebiliriz. Ceyhun Hocam doğru söylüyor. Baktığınızda ilk yarıda ben bir tane not Beşiktaş dakikası koydum hocam. O da Larin'in hani gelişine bir vuruşu vardı ya. O da istatistik bilgi olsun diye koydum. Yani pozisyon falan da değil. Sağıyla vurdu pozisyon diyorsun. En değişim net güzel. Pozisyon 46. dakikada 45 artı 1'de Gredin'in kafa vuruşu. En net pozisyon arka direkte. Bir de ilk yarının ilk 10 dakikasında şey var. Ertuğrul'un pozisyonu. Erdoğan'ın kaleciyle karşı karşıya kaldı. O. Yani sende zaten bir şey yok. Ben bunu Abubakar tercihinden dolayı olduğunu söylüyorum. Hani Abubakar kötü golcü falan değil. Hazır değil. Bence Sergen Hoca da bundan sonra Kayseri maçı ne varsa bütün planlarında Enkudu solda, Larin ortada, Gezal sağda. Bu şekilde yapmalı. Bir de Gezal da bugün iyi değildi. Yani Beşiktaş'ı hep ileriye taşıyan en önemli lokomotif hep Gezal olmuştu. O postacı dediğimiz Gezal. Bugün çok da iyi değildi. Hatta top kaptırmıştı da vardı. Bir mental yorgunluk var. İlk yarıdaki milli aradan sonra Beşiktaş korkunç bir ivme yakaladı. Bu milli aradan sonra Beşiktaş hani Hakan Gündoğar yukarıda birer birer dedi ama birer birer puanlar kaybediyor değil. Senin dediğin doğru. Toplu kaybedilen puanlara baktığınızda tabii canım. Sıkıntı. Yani 18 puanın 9'unu kaybetmiş. Son aynen bölümde. Yani sen bundan sonra Abubakar yetişiyor mu yetişmiyor mu beklemeyeceksin. Sen de bu. Hatta PAP takımda golcün varsa azap var diye biliyorum. Al. Dursun. Yani Cenk Tosun sakatlığını kestiremezdiniz. Şimdi güven olsun istemez miydi hoca kenarı? Keşke güven kenarlık vermeseydi. Yani. Ama bunları tabii bilemiyorsunuz. Peki Real Hocam şimdi devre arasında biraz da keskin bir şekilde dediniz ki hani bu oyun Beşiktaş'ı bir yere götürmez. Bu oyunda kazanamaz. Özetle. Ve hani geçmişte çok beğendiğimiz, çok övdüğümüz Beşiktaş oyunu birkaç haftadır yok. Sergen Hoca'nın da çözüm üretmekte sıkıntıları var ekseninde konuştuk. 90 dakikaya yayabilir miyiz bu ilk 45 dakikadaki yorumumuz? Yayabiliriz. Biraz daha ikinci yarı kıpırdandı ama yeterli değil. Şimdi ne sıkıntı biliyor musun? 18 puanın 9'unu Beşiktaş alıyorsa puan kaybetmiyor. Burada bir şey var Ender Atlan'dan. Şampiyonluğu esas böyle giderse kaybedecek. Riske girdi. Puan kaybetmek ayrı bir şey. Kaybedersin. İşte 10. hafta kaybedersin. 20 kaybedersin. Artık 28'de 25'te puan kaybettin dersin. Ama şimdi sen artık son düzlük 6-7 hafta kala puan kaybediyorsan sen şampiyonluğu kaybediyorsun demek toparlanmazsan. Bir futbol takımı için en büyük handikapı yaşıyor Beşiktaş takımı. Bak şimdi mental olarak oyuncular saha içinde coşku vermiyor. Reaksiyon yok. Bununla beraber taktik olarak bir şey yok. Oyun yok. Bir de oyuncu performansları geriye gidiyor. Şimdi bir takım için en büyük sıkıntı budur. Yani dersin ki ya oyuncular saha içinde coşkulu ama bu maçta kötü oynadık. Ama oyuncular istekliydi, oyuncu performansıydı. Ama Beşiktaş'ta çok ayrı parametrelerin hepsi de geriye gidiyor. İşin tuhafı da ne biliyor musun? Sergen Hoca'yı bütün sezon övdük. Şimdi o da klasik antrenör profiline bürünmeye başladı. Ne gibi? İkinci yarı işler kötü. Hadi bir bakıyor kenarı. Kim var? Enkudu gir. Arkasından hücumcu gir. Gökhan. Arkasına Adem Laiç gir. Mensah gir. Şimdi herkes giriyor. Bir oyun ama karman çorman. Yani birbirine girmiş. Kimin ne yaptığı belli değil. Beşiktaş'ın oyun tarifiyle buraya geldi o güçlü oyunu. Şimdi güçlü oyun değil. Daha güçsüz oyunlar. Daha doğaçlama, bireysel. O bütünlükten kopmuş Beşiktaş var. Herkes daha fazla yani takıma katkı yerine daha fazla kendini oynuyor. Saha içinde ciddiyetsizlik. Mesela Enkudu geçen haftadan bir yansıması var. Penaltı ve vücut dili sorumsuzluğu, lakaytlığı.
Yani bugün ikinci yarı birinci oyuncu olarak yani benim düşüncem girmez. Hani oyunu konuşacaksak oyuncuları da konuşmak gerek tabii ki. Ama Beşiktaş takımı en büyük sıkıntını geçmişi konuşurken de şunu söyleyeyim. Hani Sivasspor tamam. Başkanı Mecnun Odakmaz gelmiş. Hemen geçelim Sivas'a. Tabii bu manada çok ciddi rakiplerimiz var. Alanya olsun, Antep olsun. Onlar çok ciddi rakipler. Puan kaybını uğramamız gerekiyordu bu maçta. Ama tabii karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış bir puan da bizim için sevindirici. Hem namalüp 13 haftadır namalüp ünvanımızı devam ettirmek açısından hem de Avrupa kupalarına katılma açısından iddiamızı sürdürdüğümüz için bizim için çok önemli ve karşılaşmaydı ve bu sonuçtan da memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Çok fazla hakemle ilgili konuşmak istemezsiniz siz ama evet. Bu hakem performansını nasıl değerlendirirsiniz Sayın Başkan? Yani sadece ufak tefek takdir hakları özellikle ilk yarı biraz dikkatimi çekti ama ikinci yarı dengeledi. Yani hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii penaltı konusu hariç. Penaltı bana sorulsa, bana kalsa penaltı yani. Evet biraz belki elini çekiyor gibi gözükmekle birlikte eli kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerekiyor diye düşünüyordum ama bunu tabii orta hakeme değil VAR'daki hakemlere de bir suç varsa ve burada bir kusur varsa onlara da bağlamak lazım diye düşünüyorum. Sayın Başkan bir de Hakan Arslan'ın 2 maçlık cezası vardı. İtiraz ettiniz, itirazınız kabul görmedi. Rıza Hoca maçtan önce yaptığı açıklamada benzer konular olduğunda evet, indirim burada yapılıyordu, bekliyoruz demişti. Evet. O reddedilmesi konusunda düşünüyoruz. Biz de öyle düşündük. Bazı dönemlerde çok sık ve çok sayıda maç iptal edilip tekrar oynayabiliyor oyuncular. Maalesef takdir haklarını böyle kullanmadılar. Oysa pozisyon gereği bir kırmızı karttı ve hiçbir itiraz da yapmamıştı. Ödüllendirilmesi bu manada belki ödüllendirilmesi Hakan'ın iyi bir centilmen bir sporcu olduğunu hesaba kattığımızda iyi olurdu diye düşünüyorum ama öyle uygun görmediler. Böyle oldu ama diğer oynayan arkadaşlarımız da gerekli şeyi yaptılar. Elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sivas'ta sert de bir rüzgar vardı bugün. Ama sahada çok etkili olmadı. Olmadı. Orada evet. Daha kapalı bir atmosferi evet. Var sahanın. Evet hocam. Ya Beşiktaş hani şey gibi Ender. Yani geçmişini arayan insan olur ya. Beşiktaş da geçmişini arıyor saha içinde. Şimdi o bahsettiğimiz dedim ya güçlü oyun. Beşiktaş oyunu. Takım halinde takım hareket eden, takımdaşlığı en iyi saha içine uygulayan Sergen Hoca'yı övüyorduk. Hepsinden uzaklaştı. Bu ne oldu tabii? Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın işine yaradı. Böylece bu sonuçlarla 2 haftada 4 puan kaybıyla direkt onları da yarışa ortak etti. Geriden şimdi bu son haftalarda çok büyük puan farkı da yok. Her hafta azalıyor. Sıkıntı Beşiktaşlar için de geriden formda gelen, daha moralli gelen ve de rakibi de Beşiktaş'ın iki rakibini de moralli kıldığı haftalarda alttan gelmek avantajlı. Onu da söylemek gerekiyor. Var. Tabii hem derbi var hem bir de Beşiktaş'ın yani bu oyunla bundan sonraki maçlarda da sıkıntı yaşayacak. Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı o. Yani eldeki oyununu yitirdi. Oyuncu performansları geriye gidiyor. Mental olarak saha içinde o baskıda kırılan, reaksiyon vermeyen, isyan etmeyen. Yani öylesine olursa da olur, olmasa da olur gibi modunda bir hareket ediyor. Bu daha büyük sıkıntı Ender. Onu Serdar'a birazdan açması için soracağım. O içeriği de çok iyi bildiği için hani daha detaylandırabilir bize. Peki sevgili Gürcan şimdi... Nelerden konuşuyorduk? Ne noktaya geldik? Bu pandemi sürecinde, yoğun maç takviminde kimi zaman eleştirdiğimiz takımlar bambaşka performans sergiledi. Kimi zaman övdüğümüz takımlar işte böyle örneğin Beşiktaş bu sezonu uzun süre force etti ama en kritik yerde bu puan kayıpları biraz hani şeyi açtı, çizgiyi açtı. Yani evet kredisi var diyorduk, olur diyorduk, tamam diyorduk. Ama 18 puanın 9'unu kaybetmek değil. Ben Real Hoca ile Ceyhan Hoca'ya şöyle bir ekleme yapacağım. Yani önceden de Beşiktaş puan kaybetti Ender. Ama hiç bu kadar kötü oynamamıştı. Yani, bir de oyuncu performansları çok kısa bir şey hocam. Bu kadar geriye gitmemişti işte, Nurcan. Sahada bir tane iyi futbolcu var. Onu söylemeye çalışıyorum hocam. Yani 6'da 6 ile geliyor Beşiktaş şeye kadar. Fenerbahçe derbisine kadar. Evet. 6'da 6 ile geliyor. Ve bizler burada oturduğumuz zaman, Beşiktaş'ı konuştuğumuz zaman, değil mi? Tren gibi Katar'ı taka taka
giden bir takımı. Mağlup duruma düştüğü zaman bile hani Beşiktaş'ın maça çevirebileceği pozisyonları görüyorduk. Abubakar şey diyor, devam et Gürcan ama sıkıntılı bir zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Kaylarini de gördüm. O da sakat. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız. Üstesinden gelecek güce sahibiz. Bu arada kendi durumunu da MR'dan sonra belli olacak diye açıklamış. Ceyhun Hocam neydi o Larin'in sargısı? Senle baktık. Kinozcu bant diyorlar arka adelisine. Oradaki gerginliği almak için yapılmış. Siyah bir bant vardı. Yani, orada bir rahatsızlığı varsa oyuncunun onu rahatlatmak. Tabii, demek ki Larin'de... Kan akışını sağlamak, orayı rahatlatmak, gerginliği azaltmak için yapılmış. Larin'de sahaya aslında tam sağlıklı çıkmamış mı demek oluyor bu? Abubakar sağlamasını yapıyor. Şimdi Larin'in sakatlığı şeyden geliyor. Erzurum deplasmanından geliyor. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe derbisi beraberi 1-1 bitiyor. Ve o maçtan sonra milli maç arası Abubakar'ın sakatlığı, ardından Gezal'ın formsuzluğu, 4 tane maç 5 tane maç oynamış Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup, Alanya galip, Erzurum galip, Ankara Gücü berabere, golleri Ankara Gücü atıyor. Evet. Yani Abubakar'sız döneme geliyoruz. Ve bu karşılaşma ilk 45. Biraz hareketleniyor Abubakar'la ama oyuncu sakatlıktan sonra ikinci yarıda. Yok sahada ilk yarının istatistiğinde bir şutu var Beşiktaş'ın. Tabii 4-1. Korneri yok mesela. Bir şutu var, korneri genel yok. Genel istatistiklere bir bakabilir miyiz hücum performanslarına sevgili Hüseyin bu arada? Ve bu etapta Ender, yani Beşiktaş'ın özellikle biz Reha Hoca'yla çok konuşuruz. Ön tarafı organizasyonun temelinde, merkezinde Abubakar var. Bugün de aynısını yapmaya çalıştı hoca. Fark ettin mi? Yani santrofor, statik santrofor gibi kalmadı. Yaklaştı orta sahaya. Orada kendi alanını işte Larin doldurdu. Gezal doldurdu. Onlara pas çıkarmaya çalıştı. Güzel abi, Gezal da mesela ilk yarı çok oyuna giremedi. Topla buluşamadı. Hatta yani çok uzun bir süre topla buluşamayıp ilk yani bir 5-10 dakika topla buluşamayıp içeri kat edip ilk topla buluştu bir pozisyon var. Çok fazla duran top şansı da buldular. Orada kaleci Ali Şeşal bayağı bütün hava toplarını aldı. Ve ısrar ettiler ve almasına rağmen. Rakip yarı sahanın ortası böyle tehlikeli de olabilecek. Diagonalden, sağdan, soldan hani iyi kesme yapan oyuncular var. Gezal, Kezal, Laiç öyle. Ama hiç birisinden yararlanmadılar. Yani o noktada bence Rıza Hoca'yı. O duran toplarda bence çalışılmış. Aynen. Rıza... Çünkü Beşiktaş'ın en sıkıştığı noktalarda lafını kestim abi. Gezal, vida kafa. Gezal orada, vida kafa. Hep baktığınızda ya gol oluyor ya olmuyor. Orada Rıza Hoca'yı tebrik etmek ceza lazım. Ceza sahasında 11 kez topla buluşmuş Beşiktaş. Evet. Yani Beşiktaş gibi bir takım için çok düşük bir rakam. İşte hücumda sıfırdı. Yani bu akşam ne ilk kere... Bugün... Hadi ikinci yarı biraz olur. Hücum oyuncuları performans sıfır. Hocam. Ama çıkmayan ne biliyor musun Gürcan? Şunu söyleyeyim. Bu kurgudan çıkmaz şimdi. Bu orta saha günümüzde oyunlarında attan tutan diyoruz, geç onu. Yani orta saha organizasyonu ve kenar bekleri. Futbolda çok önemli günümüzde. Ucuma katkısı kenar bekim ve orta saha organizasyonu. Dorukhan birebir adam geçer mi? Orta sahanın içine girer mi? Yok. Atiba yok. Josef yok. Adam eksiltme yok. Orta sahadan rakip dengesini bozmak yok. Bir eksiklik daha var hocam. Evet. Hep dikkatlerden kaçıyor. Rozier de eski Rozier değil. Değil. Rozier, bakma Gezal da eski Gezal değil. Peki. Sen... Anı konuşuyorsun Erzurum maçında mesela hepimiz. Ya vurdu gol. O maçta da kötü oynadı herif. Anı bir sola yaptı. Birebir oynadı, gol attı. Şimdi Sergen Hoca'ya bakıyorsun. Böyle 3 tane 6 numarayla oynuyorsun. Sivas Spor'un oyun tarifini nasıl yapıyoruz? Direkt hücum yapar mı? Geçiş yapar mı? Topa sahip olmaz değil mi? Koşan mücadele eden takım. %67 zaten Beşiktaş oynamış. Sen böyle 3 tane 6 numarayla oynarsan orta sahada pas yapan bir takım yok ki. Olur senin rakibin 3 tane teknik oyuncu... Dersin böyle ama koşan oyuncuyla oynayayım. Onu oynatacağını, 3 tane 6 numara dediğim futbolcu oynatacağını bundan önceki maçın basın toplantısında söyledi. Ama sistem değişikliğine gidiyorum dedi. Gidiyor. Bir çünkü hocam, beğenmedi oyuncuları. Çünkü Laiç de Mensah toplasan bir 10 numara etmez gibi bakıyor. O anlaştı. Hoca dedi ki içeride, ya bu bilgi hocam. Ben dedi Dorukhan'la dedi Soza yan yana oynatacağım. Evet. Benim dedi 10 numaraya, 10 numara gibi olmaz ama 10 numara işini görebilecek. Evrilecek oyuncu Atiba dedi. Atiba başka yok. Var. Yok. Şöyle bir şey yapabilir miydi hocam? Olsan da sakat olduğu için hocam. Sen sözünü bitir. Bir Gürcan sözünü bitirsin, ondan sonra toparlayalım. Yani sayın vekilim kesmeyeceksiniz sonuçta. çok ciddi yani beraber kalırsın, puan kaybedersin, mağlup da olursun. Yani Abubakar'ı kaybettiğinde bir kere Beşiktaş adına ön taraf organizasyonu yitirdin. Sadece Abubakar'ı yitirmiyorsun. Onu oynatan,
Onun oynattığı Larin de yitirdi Beşiktaş. Ondan da verim alamamaya başladı. Keza Gezalı, Serdar'ın dediği gibi posta yapan oyuncu da Abu Bakar'dı. Yani adam Larin'i orta yapıyor, adam vuramıyor. Abu Bakar'a yaptığında Abu Bakar orada o topla bir iş yapıyordu. Bir şey daha ekleyeceğim Ender'cim. Bence Sergen Yalçın bu işi fark etti. Ya yani hangi maçtan sonra dedi, kimse 8'de 8 yapamaz diye. Kazandı, iki maç önce dedi. Kazandı Erzurum. Erzurum. Sonra. Yani Sergen Hoca kendi takımındaki sıkıntıyı, performans sıkıntısını, tempo sıkıntısını, o fiziksel olarak geri gelişi fark etti. Fark etmemiş olamaz. Mutlaka. Yani antrenmanlarda görüyor oyuncuları. Ama çözüm. Antrenmanlarda görüyor oyuncularını. Burada çözüm yok. Sen Beşiktaş olarak iyi bir oyunun vardı ve o oyundan seni tabelaya taşıran iyi bir santraforun vardı. Peki o santraforu kaybettikten sonra iyi oyunu da kaybettin. Ama bir oyuncuyla mı ya? Hayır. Bence çok ciddi Atiba'yla Josef'in de düşüşte olduğunu söyleyeyim. Peki Serdar, sana bir şey soracağım.